Sagir'i çok ağır bedeller ödemiş Cumhuriyet'ten bugüne kadar. Çok ağır bedeller ödeyen bir kentten bahsediyoruz. Ve 100 yıllık boyunca bütün Kürtler bu Cumhuriyet döneminde çok acı dolu yıllar yaşadılar. Yani bütün halklar ama başta Kürtler olmak üzere. Ağrı'nda böylesi bir yaralı tarafı var, yaralı bir kimliği var. Biz de yeni bir yüzyıla başlıyoruz. Yeni bir yüzyılda da Kürtlerin daha çok söz ve karar sahibi olabileceği bir süreci yaşıyoruz. Onun için bir tarihi süreç diyoruz. Yüzyıl boyunca bütün kavgalara rağmen biz buralarda kendi kimliğimizden var olamadık. Şimdi bu kavgamızın nedeni var olabilmek. Önümüzdeki dönem hem ciddi bir parlamentoda bir grubumuz olacak ve bu AKP, MHP faşizmi gidecek, yeni bir anayasa, yeni bir toplumsal sözleşmeyi birlikte hayata geçireceğiz. Onun için bir tarihi seçim olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de çok büyük önem atfediyoruz. Onun için gecesiyle, gündüzüyle, bütün örgütlü yapılarımızla alanlardayız. Bir oyun bile bu iklimi değiştirebileceğine inandığımız için tarihi diyoruz. Çünkü on binlerce insan bu Cumhuriyet dönemindeki haksız uygulamalardan şu anda cezaevinde. On binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insan sürgünde. İşte diyoruz ki tarihi bir seçime gidiyoruz. Bu tarihi seçimde hem zindanların kapısını açacağız, hem sürgüne gidenlerin geri dönüşünü sağlayacağız, toplumsal bir barışımızı sağlayacağız, anayasada var olacağız, yasalarda var olacağız, yeni bir statüyle kendimizi yöneteceğiz. Yani hayatın her alanında, nasıl ki bugün anayasada Türk kimliği yer alıyorsa, bizde sadece Türk kimliği değil, diğer halklar, diğer kimlikler, bütün renkler anayasada yer almalıdır. Onun için böylece bir seçime büyük önem atfediyoruz ve bu seçimin kazasız, belasız bir şekilde bitmesi için de çaba sarf ediyoruz. Yenileceklerini bildikleri halde böyle kuşkuları, endişeleri olduğu için sokağı tetikliyorlar. Seçimi gölge düşürmeye çalışıyorlar ama biz bulunduğumuz her yerde sandığı esas alıyoruz ve sandığın iradesinin bu halkı temsil edeceğini düşünüyoruz. Vallahi hiç biz bir gün yüzü görmedik hiçbir seçimde. Bütün seçimlerde bu iklim hep yaşandı, hep saldırılara maruz kaldık. 2015 7 Haziran seçimlerini hiç unutmam. O seçimlerde nasıl saldırıya maruz kaldı, kaçak arkadaşımız yaşamını yitirdi. Hele hele Erzurum'da arabanın içerisinde parti çalışanlarımızı diri diri yakmaya çalıştılar. Bingöl'de bir partili arkadaşımıza onlarca kurşun sıkıldı. Ama ne hikmetse bu topraklarda sorun Kürtler olunca iktidar ve muhalefetin yani duymamazlık, görmemezlikten geldiğini hep tanıklık ediyoruz. Ama dün Erzurum'da böylesi bir olayda biz şiddetten reddettiğimizi, kınadığımızı, biz sandığa gidiyoruz, seçime gidiyoruz. Kavgaya, şiddete asla, eğer kavga şiddetse adı seçim değil. Onun için geçmişten bugüne kadar bu sürece maruz kalanlarız. Ama dün bu Erzurum'da olup bitenler, diliyorum, umuyorum, yani bizim yaşadığımız sıkıntıları bu altılı masa, yani muhalefet olduğunu söyleyenler bizim halimizi iyi anlarlar. Herkesin bu konuda özellikle sağduyulu davranması gerektiğini söylüyoruz ama sağduyu korkarak, ürkerek alanları onlara terk etmek değil, sandıkları onlara terk etmek değil. Tam tersine herkes kullandığı oya sahip çıkacaktır. Şiddete asla prim verilmeyecektir. Şiddeti tetikleyenlere karşı herkes saflarını daha güçlü bir hale getirecektir. Muhalefet buna öncülük etmelidir. Hele hele Kürt coğrafyasındaki sandıklarda bütünlük içerisinde sandıklara sahip çıkılmazsa olabilecek tehlikeleri az çok Erzurum bize gösterdi. Geçmişte de bunlar yaşandı. Ben 2019 yerel seçimlerinde Muş'ta belediye başkan adayıydım.
Orada da yani şiddetle, orada da silah zoruyla seçimleri aldılar. Hala bugün burada bulunan valiler, emniyet müdürleri, yani bürokrasinin en üst düzey yöneticileri burada bulunuyorlar. Yani iyi bir günün, iyi bir seçim sürecinin bizi beklemediğini biliyoruz. Ama bizim de buna karşı örgütlü bir yapı oluşturmalıyız ve özellikle halkımıza, barolara, bütün avukat arkadaşlarımıza, sivil toplum örgütlerine büyük bir çağrımızdır. Gelin bu süreci birlikte örgütleyelim. Kim ki oy veriyorsa oyuna sahip çıkmalıdır. Böyle yapabilirsek hilelerin önünü alabiliriz. Ben geçmişte bunlara maruz kalan bir siyasetçiyim. 2007-2011 seçimlerinde Muş'ta milletvekili adayken de aynı oyunlar oynandı. Ama halkımızla birlikte o kadar çok örgütlü bir yapı oluşturduk ki bütün Anadolu ajansları, bütün medya kuruluşları bizim kaybettiğimizi söylüyorlar. Daha sandıklar açılmamış. Sandıkların %10'u açılmadan bu algı operasyonunu hep şey yaptılar. Ama halk sahip çıkınca olmadı. Ve burası Şuken, Ağrı ve Agiri. 2014 yerel seçimlerde halkımız iradesini ortaya koydu. Biz AKP %74'lerde, biz %20'nin üzerindeydik. Ve geldik seçimleri aldık. Sonra buradaki bürokratlar emin olun seçimlere iğne karıştırdılar. Şu anda şurada sizinle oturup konuşmuşuz. Aynen ilim valisi gelmiş burada benden ricada bulunmuş. Siz kenti belalardan koruyabilirsiniz. Bu kentte seçimlere hile karıştı ve bu kent kanayacak. Ve biz aldığımız seçimi bu kente armağan ettik. Yeniden ikinci bir seçime gittik. İkinci seçimde de sandıkları hepimiz kollayıp koruyunca sivil toplum örgütleri, barolar, meslek kuruluşları ve çok da kazasız belasız bir seçim yaşandı. Çok da iyi bir sonuç da aldık. Evet, yani şimdi aslında iktidar ve muhalefetin temel politikalarda birbirine çok benzediğini biliyoruz. Yani redde, inkarda, demokratik bir cumhuriyetin hayat bulmasında çok fazla bir talepleri yok. Asıl talebi olanlar bu ülkede işte üçüncü yol dediğimiz emek ve özgürlük hareketi, yeşil sol harekette işte hepimiz buluştuk. Üçüncü yol dediğimiz bu. Çok demokrasiye ihtiyacı olanlar, özgürlüğe ihtiyacı olanlar, haksızlığa maruz kalanlar, cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar. Bu bütün mağdurların buluştuğu bir yoldur. Şimdi biz burada onun için diyoruz ki bizim parlamentoda güçlü bir yapı oluşturmamız lazım. 100'ün üzerinde vekil çıkarmamız lazım. Yeni bir süreçten bahsediyorsak bu sürecin aktörleri üçüncü yolun aktörleri olacaktır. Onun için diyoruz diğerleri mevcut yapıdan besleniyorlar. Biz de tam tersi yeni bir bütün kimliklere, bütün inançlara hayat hakkı tanıyan ve onların var olabilmesi için çaba sarf ediyoruz. Aslında bu bizim bugün üçüncü yol dediğimiz 1995'lerden yola çıkarak geldiğimiz bir süreçtir. Ona o gün emek ve özgürlük bloku diyorduk. Bugün de işte üçüncü yol dediğimiz süreçte budur. Bu topraklardaki bütün ötekilerin buluştuğu bir adrestir. Daha çok demokrasi talep eden, daha çok özgürlük talep eden ve bu topraklarda var olmak isteyenler, biz buradayız, köklerimiz burada ama anayasada yokuz, yönetimde yokuz. Hayatın her alanında dışlanıyoruz. Bu dışlanma politikasına karşı birlik oluşturan halkların birliğidir. Burada bir kere şunu söyleyeyim, Ağrı halkına teşekkür ediyorum. Yani gittiğimiz her yerde nasıl bizim kucakladıklarını zaman zaman siz de tanıklık ediyorsunuz, çalışmalara katılıyorsunuz. Ağrı halkı biz daha önce de buraya geldiğimizde bu kentte herkes bağırıyordu, hırsız var, hırsız var diyordu. Belediyeler hırsızlıkla, yolsuzlukla itham ediliyordu. Ve biz iki seçimi üst üste aldıktan sonra bu kentte çok iyi bir belediyecilik yaptık. Bakın çok iyi bir belediyecilik yaptık. Bu konuda hiç mütevazi olmayız. Biz ve arkadaşlarımız öyle iyi bir ekip oluşturduk ki çok iyi bir belediyecilik yaptık. Kenti belalardan koruduk, kazalardan koruduk.
sonrası maaş almayan, halkının emrinde olan bir kadroyla biz o süreci götürdük. Halk bunların hepsini gördü, yaşadı ve biz bu kente geldiğimizde belediye bir borç batağındaydı. 3 yıl içerisinde bütün borçları bitirdik. 100 trilyon eski para birimiyle borç ödendi. Sonrası 100 trilyonluk yatırımlar yapıldı ve bizi görevden aldıkları gün kayyum geldiğinde de 30 trilyon paramız vardı. Neydi? Halk bunu gördü. Bugün işte bu kente gel, bu kadar feryat etmelerin nedeni bu. Kentten bir tek lira çıkarı olmayanların gelip yönetimde olduğunu, bunu gördükleri için bizi bugün buraya davet ettiler. Bizden sonra da önce de kentte büyük yolsuzlukların, hırsızlıkların, burada mafyavari yönetimlerin olduğunu kent gördü. Onun için burada AKP'nin 20 yıllık bu kente yaptığı zulüm politikaları var. Belediyenin yaptığı, yani politika değil, bir borç batağında şimdi katrilyon civarında bir borcun olduğunu, bizim belediyede belediye meclis üyesi olan arkadaşlarımızın resmi başvurusu var. Ya borcu nedir, neyin nesi, ama belediye bir türlü nereye borçlu olduğunu söylemiyor. Ve bütün sözleşmeler, bütün borçlar 2024'ün Nisan'ında. Çünkü biliyorlar, Nisan sonrası bir daha belediye onların alma şansı yok. Bütün borcu o güne ertelemişler. Ve bu paralar, bu katrilyondan bahsediliyor, nereye gittiği halk bilmiyor. Ama biz bunların takipçisi olacağız. Onun için halk hep bize güveniyor. Yani 4 vekilin 4'ünü de büyük ihtimal alacağız. Ve önümüzdeki seçimde asıl önemli olan, bu kentte 7 ilçemiz var, bir de merkez. Bunların hepsinde belediyeyi biz alacağız. Ve iyi bir belediyecilik yapacağız. Kenti iyi yöneteceğiz. Vekiller ve belediye başkanlarımız, eş başkanlarımız, sonrası il genel, belediye meclis üyelerimizle ve bu kentin sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşlarıyla hepimiz ortak çalışacağız. Yani burada rol model kentler yaratacağız. Bu kent Türkiye'nin en yoksul kenti. Bakın bu kentte 45-50 bin genç şu an bu kenti terk edip gitmiş son 3 yıl, 4 yıl içerisinde. Bunların bir kısmı Avrupa'ya, bir kısmı Kanada'ya, bir kısmı Amerika'ya, oralarda esir kamplarında kalıyorlar. Bu insanlar niye gider burada eğer bir aş, iş, ekmek varsa? Ya iki nedenden dolayı gider, ya çok baskı var ya da çok yoksulluk var. Vallahi ikisi de var. Hem çok baskı var, hem de yani Kürtler kendi kimliklerinden dolayı çok büyük bir baskı altında. İkincisi, çok yoksul bir kent. Hiçbir akarı olmayan bir kent. Buradaki bütün siyasiler gelen bütün paraları babalarının çiftliği gibi yönetiyorlar, yiyorlar ve bunun hesabı sorulmuyor. Şimdi biz önümüzdeki dönem bunların da hesabını soracağız. Onun için Ağrı'da büyük bir sahiplenme var, büyük bir hesaplaşma olacağını da biliyorlar ve bize de güveniyorlar, bize de inanıyorlar. Ben de onlara çok teşekkür ediyorum. O güvenlerini asla ona ihanet etmeyeceğiz. Şimdi bakın, biz uzun yıllardır mücadeledeyiz. Bizim bir mevki makam talebimiz yok. Gittiğimiz mevki makamlarda para pulla da derdimiz yok. Vekilken de parasını öğrencilere burs olarak veren, belediye başkanı iken hiç para almayan, aldığı parayı öğrencilere, yoksullara veren biriyim. Karşılığında ölüm var, sürgün var, cezaevi var. Bunları hepsini halkımız için yapıyoruz. Böyle bir mücadeleden geliyoruz. Bu halkımız da bunu görüyor. Bizim diğer siyasetçilerden ne kadar farklı olduğumuzu, bizim onlar için bu bedeli ödediğimizi, bu kenti kanatmadığımızı, onlara göğsümüzü siper ettiğimizi bildikleri için burada AKP'ye karşı büyük tepkiler var, bize karşı da büyük bir sahiplenme var ve büyük bir güven var. Onlara tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi şunu açıkça söylüyorum. Şu topraklarda bu kadar acılar yaşandı. Bu acıların artık sonlandırılması gerekir. Her sandık başına giden bir Kürt vicdanıyla muhasebe yapmalıdır. Yani şu partilerin onlara verebileceği hiçbir şey yoktur.
Onun için hem önümüzdeki bu seçimin bir tarihi seçim olduğunu söylüyoruz ve bu var olma seçimimizdir. Bu düzen partilerini buradan yolcu etmeliler. Bunların bu halka verebilecek hiçbir şeyleri yoktur. Bunlar ayrımcıdır, bunlar tekçidir. Bunların hiçbiri bu halka dost olmadı. Bu coğrafyanın bütün illeri yoksul, Türkiye'nin en yoksul kentleridir. Ve uzun yıllardır Kürtler çok acı çekiyor. İlk kez böylesi bir tarihi fırsat varsa bunu değerlendirmelidirler. On binler, yüz binler cezaevinde onların gözü bizim üzerimizde. Bu insanların özgürleşmesi, ya siyaset yapan siyasi aktörlerin cezaevinde neden olduğunu bu insanlar muhasebe etmeyecek mi? Sandık başına giderken Selahattinlerin, Figenlerin, Gültenlerin, Aylaların, Sabahatlerin, on binlerce arkadaşımız var, il ilçe teşkilatlarımız falan. Bunların muhasebesini yapmayacaklar. Bunlar hırsızlık mı yaptı, bunlar yolsuzluk mu yaptılar? Ne yaptılar? Bu topraklarda hırsızlık ve yolsuzluk yapanlar yargılanmıyor. Bu topraklarda cezaevinde olan, bakın, mafya, çeteler var, cinayet işlemiş, bir sürü bataklığın içerisine bulaşmış insanlar için özel aflar çıkıyor bu parlamentoda. Ve siyaset yapan ve hiçbir yolsuzlukla, şiddetle olmayan insanlar içeride tutuluyor. Bu Kürtlerin ve Türkiye'deki vicdan sahibi olan diğer halkların yüreğini sızlatmaz mı? Onun için herkes sandığa giderken bu muhasebeyi yapmalıdır. Bize bu zulüm politikalarını reva gören siyasetçilere karşı ciddi bir duruş sergilemelidirler. Halkımızdan beklentimiz budur ve halkımızın bu coğrafyada ben eminim ve Türkiye genelinde sadece Kürt coğrafyasını demiyorum. Bu duruşu sergilemeleri gerekir. Her gün bize tehditler yağdıranlar, en basit bakın bir demokratik cumhuriyet talebi olan insanları her gün afişe edip bugün Tekirdağ'da ülkenin cumhurbaşkanı bu açıklamalarımızı alıp terörizmden eşdeğerde olduğunu söylüyor. Bir demokratik cumhuriyetten bahsediyoruz. Geçen 100 yıllık cumhuriyetin demokratik olmadığını söylüyoruz ama yeni bir cumhuriyeti kurarken, yeni bir demokratik cumhuriyeti birlikte inşa ederken demokrasi ve özgürlükleri savunanları terörizmden eşdeğerde görüyor. Peki Kürtler dönüp sormazlar ya şu kadar yolsuzlukların, şu kadar hukuksuzluğun, şu kadar ekonomik krizin yaşandığı ve ciddi ithamlar var, ciddi yolsuzluklar ve hırsızlıklar var. Bunların hesabını veremiyorsunuz ama demokrasi isteyenleri de terörizmden iç içe gösteriyorsunuz. İşte böyle bir hesaplaşma günüdür. Herkesin sandığa giderken bir vicdan muhasebesi yapması gerekir. Çünkü sürgünde olanların da, cezaevinde olanların da gözü bizim üzerimizde. Şunu istiyorum, kim ki neredeyse, yani bir de özellikle Ağrı'yla ilgili bazı sıkıntılarımız var, yoksul bir kent. Yani yurt dışına göç veriyor, hatta kıtalar arası göçler var ama bir de yurt içi göçler var. Buradan dünya kadar insan hiçbir işi olmadığı için çoluğunu çocuğunu burada bırakıp çekip gitmişler. Kimi İzmir'de, kimi İstanbul'da, kimi Antalya'da. Zaten bu topraklarda bütün hem inşaat sektöründe hem turizmde bütün işleri yoksul Kürt çocukları, aileleri yapıyor. Ama varsınlar ellerini sıcaktan soğuğa vurmadan büyük bir keyif içinde yaşıyorlar. O insanların bizim partilerimizden bulundukları yerde il, ilçe teşkilatlarıyla diyalog kurup bu seçimlerde gelip bir oyun ne kadar önemli olduğunu söylüyoruz. Gelip bu topraklarda sadece bu Ağrı için değil, bütün bölgedeki giden her arkadaşımızın geri gelmesi gerekir. Bizim ayın 11'inde, saat 11'de sevgili Ahmet abim, Ahmet Türk'ün de katılacağı büyük bir halk buluşmamız olacak, mitingimiz olacak. O gün daha çok detaylı konuşacağız. Ağrılardan hasret gidereceğiz. Tekrar herkesi o gün büyük mitinge 4 yol meydanına davet ediyorum.